Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba. Merhaba. Siz rahatsızsınız herhalde yüzünüzde. Tabii mecburen bu şartlarda yaşadığımız zaman rahatsızlık oluyor ister istemez. Önce şunu söylemek istiyorum. Hoş geldiniz. Bizimle beraber burada oldunuz. Bizim için çok güzel bir şey bu önce. Ama ben depremin ilk günden itibaren konuşmak istiyorum. Sadece şu anki şartlardan değil. Depremin ilk 3 günü hiç kimse hiçbir şekilde bir müdahale etmedi bize. Ve ben o enkazda annemi, kız kardeşimi, erkek kardeşimi, 3 tane yeğenimi, eniştemi kaybettim. Ve ben başını sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Ve biz o kadar acılıyız ki bu acıların yanında bu yaşadığımız şartlar, devletin hiçbir şekilde bize destek çıkmaması, hiçbir şekilde bize yardım etmemesi, sadece gönüllü arkadaşların Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin bize yaptığı bu çadırlarda kalıyoruz mesela. Bu çadırların altında, onların adı altında bize bir şeyler yapıyorlar. Dışarıdan devlet adına hiçbir şekilde bize ne bir çadır ne bir konteyner, onu geçtim, yanımıza gelip siz nasılsınız, ne şartlardasınız, ne durumdasınız, acılarınızı paylaşmak istiyoruz. Böyle bir şey hiçbir şekilde olmadı. Ben bu konuda onları kınıyorum. Gerçekten onları kınıyorum. Çünkü biz acılıyız. Biz zaten zor şartlarda yaşıyoruz şu an. Çocuklarımızı banyo ettiremiyoruz. Bir hafta, haftada bir defa oda sobaların üzerinde gümgümlerde su kaynatıp bu şekilde çocukları banyo ettirebiliyoruz. Zaten hijyen olarak hiçbir şekilde bir şey yok. Hijyen temizliğimiz hiçbir şekilde yok. Yanında bir de dışarıdan gelen gönüllü arkadaşlar bizim için ellerinden bir şeyler yapmak istiyorlar. Çocuklarımız için mesela etkinlik yapmak istiyorlar. Bunu devlet yapsın bana, devlet. Neden diğer illerden gelen gönüllü arkadaşlar bunu yapıyor? Neden benim gibi bir halk yapıyor? Bunu devlet bana yapsın. Ben ona vergi ödüyorum, vergi. Ben ömrümün sonuna kadar ona vergi ödüyorum. O bunu bana yapmak zorunda. O bu insanların hepsine yapmak zorunda. Ben acı çekiyorum burada. O benim yanımda olmak zorunda. Nerede devlet? Devlet nerede? Söyleyecek bir şey yok. Yani o kadar herkesin durumu çok kötü ki. Hepimiz o kadar çok zor şartlarda yaşıyoruz ki. Yani bir çadırlarımızı görüyorsunuz. Şu anki yaşamımızı görüyorsunuz. Şu anki koşullarımızı görüyorsunuz. Bilmiyorum yani insanlar hepsi mağdur durumdalar. Hepsini o kadar sıkıntılı günler geçiriyorlar. Hepsinin zaten acı kayıpları var. Ve bu acı kayıpların yanında bu yaşadığı ortam. Göz önünde insanlar hepsine bakın. Gürşat, o görüntüleri de verelim. O çamurlu görüntüleri verelim. O bataklık balçığın içerisine terk edilmiş güzel insanların görüntülerini. Ve bir kadın elinde çapayla drenaj açmaya çalışıyor. Kendisini korumaya çalışıyor ve üstünde hiçbir şey yok. Donacak şey neredeyse. İzleyelim arkadaşlar. Hem siz anlatın hem de o görüntüleri verelim. Hatta tam ekran ver. Hanımefendi de anlatsın. Türkiye'nin hali bu sevgili seyirciler. Depremzede perişan. Yani şimdi bize gelen yardımlar sadece dış illerden gönüllü insanların bize getirdiği suyu olsun, gıdası olsun, hijyen malzemesi olsun. Bizim için gerçekten ben depremin 3. günü bir baktım Urfa'dan gönüllü arkadaşlar geldi. Bir anneyle bir kız gelmiş bize büyük bir kazanda çorba yapmışlar, sıcak bir çorba. Ya ben orada ağladım ya. Ya bunu devletin yapması gerekirken neden dışarıdaki insanlar bize bunu yapıyor? Neden yani insanlar gelip bunu bize yapsınlar? Devletin yapması gerekmez mi bize? Ve biz zaten orada acılıyız. Zaten yaşadığımız göz önünde. Ondan sonra 7. gün, 8. gün Pir Sultan Abdal Kültür Derneği bizim adımıza burada çadır getirdiler. Hepimiz işte o çadırlarda kalıyoruz. Yaşam zor. Zaten çadırlarda ne kadar yaşam güzel olur göz önünde. Evet. Zor yani yaşamımız çok zor. Çok başını acı çekiyoruz. Başınız sağ olsun. Çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. Rahat. Ve ben şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Bize 10 bin lira vermişler. Ben bir ara internetten izledim. Bir bayan söylüyor. 10 bin lirayı ben sana geri vereyim. 10 bin liranı al. Senin olsun. Ben 10 bin lirayı ne yapayım? Benim acı kaybım var. Ben senin 10 bin liranı ne yapayım? 10 bin lira biz insan, biz gidiyoruz marketten iki parça eşya alıyoruz. Zaten biz 1000 lira 2000 lira ödüyoruz ona. Ben senin 10 bin liranı ne yapayım? Ya insanlar bu kadar zor durumdayken, çocuklarımız bu kadar zor durumdayken zaten acı kayıplarımız var.
Bir de yanında adam gelmiş hiçbir şey yapmıyor ya. Böyle bir şey var mı? Ben sana bu vergiyi niye ödüyorum? Ben bu vergiyi niye ödüyorum? Söyleyecek bir şey yok. Onlar adına ben bu ülkede yaşadığım için gerçekten artık üzülüyorum yani. İnsanların bu halde kalması, insanların bu halde bu şeyler çekmesine ben üzülüyorum. Biz hepimiz mağduruz ya. Biz mağduruz. Adam bir konteyner bile getiremiyor. Nerede bu para? Bu kaldırdığım para hepsi nerede? 115 milyar para toplandı. Bir yardım gecesi yapıldı. Onu soruyorsunuz herhalde. Evet, aynen o. Nerede o para? İnsanlara harcaması gereken para nerede? Verdiğimiz vergiler diyorsunuz. Nerede? Haklı olarak. Onlar nerede? Nerede? Hiçbir şey yok. Ya bırakın onu, yanımıza gelip daha soran yok. Evet. Soran kişi yok yani. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Gelin siz. Evet, zorlanıyor insanlar tabii anlatmakta. Siz de buraya gelin. Üşüdünüz zaten. Bulaşık yıkadınız sabah, buz gibi. Buz gibi, inanın elleri sabahtan. Yani orada o görüntüyü görünce insan hayattan soğuyorsunuz sevgili seyirciler. Ve geçen hafta da söyledim. Hala bu depremin farkında değiliz. Sevgili seyirciler, daha önce salonlar vardı, mutfaklar vardı, sohbetler vardı. Hiçbir evde şu anda yoktur. Türkiye'nin tek bir gündemi var, deprem. Seçim yapılacak. Seçimde siz bu depremden sonra yaşananları da gördünüz, bildiniz. Krize hazır bir ülke olmadığımız apaçık ortada. Sabah Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile birlikte her yere gittiğinde yanına geliyorlar. Hepsine dokunmuş, çadırdan çıkınca onu görünce mutlu. Sen geldin ya, yeter diyorlar. Bir görelim, yeter diyorlar. Fazla bir şey de istemiyor bu halk. Biraz ilgi, biraz ilgi ve şefkat istiyor. Abdurrahman Bey'i alacağım. Gelin Abdurrahman Bey, siz de buraya gelin. Siz ben konuşmak istiyorum dediniz. Ne anlatacaksınız? Abi imam, bu ara biz Adıyaman tüm bu 10 ilimiz için konuşacağım. Evet. İsmim imam. Abi Halk TV'mize hoş gelmişsiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun abi. Abi sabahın köründe 4:17 geçe bizi bu felaket yakaladı, 10 ilimizi. Bu 10 ilimizin yani gerçeğini sorarsan AKP'nin tam kalesidir. Bunlar 10 ilimizde. Şimdi buraya helalleşmeye geliyor. Helalleşme olup olmadığını biz gitmedik de. Şimdi hanımız rahatsız. Çoğu il dışına göndermiş. Geçmiş olsun. Çocuklar dershane yok, okul yok, bulaşık yok. 10 günde bir kafamızı yıkıyoruz. Yani her konuda maddi manevimiz bitmiştir. Dışarıda Avrupa'da gelen, ülkede gelen paralarımızı, bunda ricaların bu paralarımızı, bu 10 ilimize yani sağlam olarak ev yapıyorlar, ne yapıyorsa öyle yapsınlar. Bir yılda konu teslim edeceğim. Bir yılda değil, Adıyaman'ın enkazı 10'dan ikisi kalkmamış bu 40 gündür. Bunu nasıl olacak, biz de şaşırmışız bu konularda abi. Bayan arkadaşlarımız, çoluk çocuklarımıza bakın. Gerçekten sefiller. Gülşat, şöyle bir gösterelim. Şu çoluk çocuklarımıza bakın. Urfa, bu tüm ilimize de, herkese de Allah rahmet eylesin, ölülerinize geçmiş olsun. Urfa bizim kucağımızda abi. Onlarda da Allah razı olsun. İkinci gün geldiler. Bize hele geldiler. Yine de hele Siverekliler daha çabuk gelmişler. Abi bize yatağa kadar gel. Biz Urfalılara minnettarız yani. Urfa'ya buradan, Urfa'ya buradan tekrar geçmiş olsun diyoruz. Sel'den dolayı ben de dolayı teşekkür ederim. Bu arada bence Urfa'dan milletvekili adayı olanlar yüzme bilmiyorsa aday olmasınlar. Bu geldiler adam. Adamlar bize gerçekten fedakarları çok. Biz onlara minnettarız. Hakkını bize helal etsin. Bize gelen yardımda burada 40 gündür çadır İstanbul'da bize yemek yapıyor burada. Kendi ceplerinizde yani. Kendi adamlar kendi imkanlarıyla bize bakıyorlar. Onlara da sağ olun, var olun. Bu bize dışarıda gelen yardımları biz Adıyaman halk olarak kesinlikle bir zaman unutamayız da. Allah bu günleri de bize yardım edenlere de göstermesinler yani. Yani artık halimiz görmüşsünüz evet. Abi. Çok net anlattınız. Teşekkür ediyorum. Yani durumlar bundan ibabettir. Bu halkımız, bu 10 ilimiz, gerçekten 10 ilimiz AKP'nin kalesidir. Ya biraz ayık olun. Elinizi veriyorsunuz, kolunuz gidiyor ya. Haberiniz yok. Beşikteki çocuk, anasının karnındaki çocuk devlete borçludur abi. Devlete borçludur abi ya.
4 tane 5 evim vardı. Çocuğuma herkes benim gibi. Yani ben kendimi tek kıyaslamıyorum burada.